Evin Yolu programında bu hafta sizler için 30. kez kapılarını açan Zücex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nı ziyaret ettik. Aynı zamanda konut sektöründeki Ar-Ge ve yenilikçi konuları uzmanlarıyla konuştuk. Hazırsanız Evin Yolu başlıyor. Efendim Ar-Ge ve inovasyonun gayrimenkulle birleştiği eşsiz tasarımları konuşacağız. Konuğumuz Hafele ve Türkiye Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun. Öncelikle hoş geldiniz diyelim efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Efendim öncelikle konut sektörüyle başlayalım istiyorum ki 200 alt sektörü besleyen bir sektör ve konut satış istatistikleri de açıklandı. %8.1'lik bir artış var Ağustos ayında özellikle. Nasıl yorumlarsınız? Şimdi tabii hepimizin bildiği ölçülen yer tapu devri. Müteahhit dostlarımızın satış dediği şey biraz daha farklı. Onlar avans aldı, taksit aldıklarını da satış diyorlar doğal olarak. Bu ölçülen yerdeki pozitif gelişme faizlerin düşmesiyle ve daha çok da ipotekli satışın çok böyle sıçramasıyla olan bir şey. İpotekli satışta tapu devri hemen oluyor. Dolayısıyla da faiz inmesinin olumlu etkilerini görmeye başladık desem sanırım doğru olur. Tabii Merkez Bankası'nın faiz indirimi de oldu. Totalde 750 bas puanlık bir indirim oldu. Sektörü nasıl etkileyecek efendim sizce? Bu sektör Türkiye'de çok büyük. Yani Türkiye'de daha önce de paylaştığım gibi kültürde ev almak çok önemli. Yani çocuklar ev aldı diye anne baba hep övünür. Yani bu iyi bir şey, emniyet duygusu gibi. Avrupa'da belki bu kadar böyle bir eğilim yok. Öte taraftan Türkiye'deki genç nüfus, Türkiye'deki kentsel dönüşüm, deprem bölgesi olması, Türkiye'nin son 15 yılda çok zenginleşmesi, bireysel gelirin artması, hep bunlar konut sektörünü olumlu yönde etkiledi ve etkilemeye devam etti. Sonra yabancıya konut satışı geldi, o da olumlu bir etki. Kültür değişti, yalnız başına yaşayanların sayısı arttı, evlenen boşanan sayısı arttı hem. O zaman da konut sektörü böyle serpile büyüdü. Arzın çok arttığı bir yerde birçok ekonomik sebebin de sonucu bir ese girmiştik. Bir duraksamaya girdi ve herkesin böyle acaba dediği bir yere gelmişti. Bu son haberler çok olumlu. Faiz keşke mümkün olsa çok inse ama faiz tek başına indiğince inen bir şey değil. Karşı tarafında döviz, yukarı tarafında da enflasyon var. Enflasyon hızlı düştüğü için faiz düşebildi. Enflasyon daha da düşebilse faiz daha da düşer. Ama bu seviyeler eski seviyelere göre çok olumlu. Bence ertelenmiş talep yavaş yavaş kıpırdayacaktır. Ve çok hızlı değil ama birçok kesimde olumlu haberler gelmeye başladı. Ve en kıymetlisi belki de ihracata dayalı bir büyüme modeline geçiyoruz. Bir sonuç olarak bu geldi ama bence doğru bir şey. Bundan sonrası çok hızlı bir iyileşme beklememekle beraber her ay iyileşme bekliyorum. Ar-Ge ve inovasyonun gayrimenkulle birleştiği eşsiz tasarımlar, akıllı çözümler üretiyorsunuz. Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Çok keyifli işler yapıyoruz. Konutta, mutfakta genellikle satılan mutfağın kapağıdır. Kapağı, lakemiği, doğal kaplama mı gibi. Biz ise banyoda, vestiyerde, mutfakta ve giyinme odasında kapağın arkasındaki şeyleri daha çok satıyoruz. Hayata değen farkları anlatıyoruz. Hafele 96 yaşında bir şirket. Biz Türkiye ekibi olarak bu ürünlerimiz de böyle kocaman bir katalogda 14.000 ürün kodumuz var Türkiye'de sattığımız. Bu ürünleri konutlara göre konseptleştirdik desem, Hafele Konsept Project diye bir yaklaşımda bir konutta alt marka geliştirdik. Bunu zaman içinde o kadar geliştirdik ki artık bu böyle anlaması, fark etmesi, yarattığı farkın algılanması çok kolay bir yerde. Konut sektöründe inovasyon, yenilikçilik, konut tabii tüm dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle. Pazarlama jargonuyla konuşursak alfa tüketicinin yani daha dominant, daha karar verici, karara daha çok etkisi olan taraf kadın.
kadın yuvada daha karar verici o. Şu anda da oturmak için satılıyor çoğu ev. Öyle olunca da kadının ne dediği, kadının neden daha çok etkilendiği. Tabii bir erkek olarak bizler annesi kadın, kardeşi kadın, kızı, kocası, karısı kadın. Tamam ama farkı ne? Nerede daha titiz? Kadınlar çok daha titiz. Yüz erkeğinin 80'i derli topluysa kadınlarda bu belki 98-99. Evet. Kadınların renk ve uyuma olan tutkusu erkekte 90-95 ise kadında 99. Kadın daha emniyetli, daha kontrolcü. Yani bir evi satın almadan o semtte benzer fiyattaki bütün evleri görüyor. Yani bir gördüğü evi almaz illaki. Dolayısıyla da bunlara dikkat ettiğimizde mutfakta ne lazım ona? Pişirirken, depolarken, yemek yerken, ışık olarak ne lazım? İşte şişe depolayacak, şişeyi nereye depolayacak? Yani zeytinyağı sirkesi olmayan bir ev yok. Ben bu işi 22 yıldır yapıyorum. Ben başladığımda bu ürün vardı. Ya da tepsisi nereye koyacak? Bunların yerini ayarlamazsanız zeytinyağı ve sirke çöp tenekesinin yanına gidiyor. Tepsi buzdolabının üstüne gidiyor. Bunlar çok konforlu yerler değil. Yani çöp tenekesinin yanında en hijyenik yer değil. Bir de eğilmeniz lazım. Kadın illa çok genç olmalık durumda değil. Kilolu olabilir, yaşlı olabilir, hamile olabilir, engelli olabilir. Dolayısıyla konutu öyle bir yapmak ki daha konforlu. Konfor ne demek? Çok eğilmeyecek, kolay ulaşabilecek, beli ağrıyorsa da yapabilecek. Bütün konutu bu hale getirmeye kalkarken ondan dedik biz konsept projede, hafele konseptte bu yüksekliğin, bel yüksekliğinin altında her şeyi dışarı çıkar yapalım. Evet. Bu herkese çok kolay. Bu acayip tuttu. İnsan dedi ne kadar kolay, ne kadar güzel. Dedik ne lazım? Şişe depolayacak, tepsi kapağı depolayacak, tencere kapağı depolayacak. İşte bunlara yerler, tepsilik, şişelik, bunları organize ettik. Tencere kapağı için düzenekler organize ettik. Bir açınca çekmeceleri, çekmecenin içi ışıklı, karanlık değil. Bu çok güzel oldu dediler. Tamam dedik ya, konforu sağladık. O zaman renge dedik dikkat edelim. Ne yapabiliriz? Çekmecenin rayıyla, çöp tenekesinin rengiyle, mobilyanın kulbuyla, kapının kolu ve musluğu aynı renk yapsak ne olur? Dedik çok güzel olur. Dedik ya biz bunu yapabiliriz. Oturduk 2 yıl gibi bir çalışmayla bütün ürünlerimizin renk ailelerini bir araya getirdik. O zaman işte kapının kolu siyahsa musluk da siyah, kulp da siyah olabiliyor şu anda. Ya da pirinç, ya da krom bardak, ya da eskitilmiş antik gümüş gibi. Böyle yaptığınızda kalan dokuyla, kapak ve tezgahla da uyumlu olduğunda o zaman tabii ekstra güzel oluyor. Bizim son tüketici bilinirliğimiz de çok yüksek olduğu için o zaman her bir parça bir bütünün parçası. Mutfak da esasında evin parçası. O zaman banyoyu, giyme odasını, kapıları da bununla konuşur. Bu titizlikle, bu dikkatle yaparsak o zaman bütün konutu, bütün konutta bir sistem yaratmış olduk. Evet. Ve bu çok kolay. Alın size bu kataloğu seçin gibi değil. Ev işte milyon lira civarındaysa o zaman daha böyle basıyorsunuz, motorlarla açılıyor. Oradan televizyon çıkıyor, buradan bir şey açılıyor. Ev 300-400 bin liraysa da hala işte mutfakta şişeliğiniz, tepsiliğiniz var, yere eğilmiyorsunuz. Gardırobunuzda eğer şehirdeyseniz kravatlığınız, kemerliğiniz var. Eğer Çeşme, Bodrum'daysanız kravatlığınız yok. Zaten kravat takan da yok. Eğer mutfak küçükse, buna küçük bir tezgah konforsuz. Yani evye ocaktan kalan yer azsa, halbuki onun çekmecesinden uzayan bir tezgah açsam, bu evin satın alma sebebi olur mu? İki evin fiyatı aynı olsa herkes bu evi alır. Hatta bu biraz pahalı olsa bile alır. Ama bunlar zaten konutun içinde çok büyük bir maliyet değil. Küçük maliyetler. Sadece bilgi ve sakin bir planlama gerektiriyor. Biz bu da planlamayı şirketin yaşından da aldığımız güçle yaptığımız için bir ütü masası duvardan açılıyorsa kenarında da priz muhakkak oluyor. Bizim konsept projelerde bunu muhakkak oraya müteahhit dostlara konmasını sağlıyoruz. Çünkü kullanırken lazım. Ya da işte hepimiz banyodan çıktığımızda erkek olarak aynayı kullanmaya kalktığınızda bu oluyor. Biz eskiden sadece 5 yıldızlı otellere satardık. Bunun arkasına bir buğu önleyici koyduğunuzda bu defa bu olmuyor ve eşinizde de aynaya el değdin mi değmedin mi gibi konulara girmiyorsunuz. Konforlu oluyor. Banyodaki bu aynı ışıklara ve bu müzik sistemine bağladığımız bir müzik sistemimiz var. Ve küçük bir alet mobilyaya bağlıyorsunuz. Mobilyayı hoparlör kabini muamelesi yapıyor.
Sabah sevdiğiniz şarkı ve türküyle yıkanmak çok zevkli. Dediler ki ya banyoda müzik mi dinlenir? Elim koşarken dinleniyor da, banyo yaparken mi dinlenmiyor yani? Yüzerken dinleyen var. Dolayısıyla müzik bence çok güzel bir şey. Ve banyoda da gayet de doğru bir şey. Ve sabahta daha güneş başlıyorsunuz bize. Büyük şehirlerdeki en büyük problemlerden bir tanesi de tabii küçük metrekareli evler. Tabii. Küçük evlere özellikle fonksiyonel çözümler geliştiriyorsunuz. Bunlar nasıl oluyor? Ev büyükse başka bir şeyler satıyoruz. Ev küçükse bu defa da evin küçük metrekare küçüklüğünü en az hissedilecek hale getiriyoruz. Yani mesela banyonun kapısını böyle menteşeli bir kapı değil de duvar içinde kayar bir kapı haline getiriyoruz. O zaman o menteşenin taradığı yere bir mobilya koyup sığmaz bütün tuvalet kağıtları, şampuanlar, havlular ya da diş macunu yedeğini koyabiliyorsunuz. Eğer bunu yapmıyorsanız, evde küçükse bunlar bir sorun haline geliyor. Tuvalet kağıdı biraz hijyen bir şey, kirlenmemesini tercih edersiniz. Havlu var, diş macunu bitip diş macunu olan neredeyse kalmadı. Yani herkesin yedeği var. Bunun bir şekilde sizi rahatsız etmeyecek bir yerde depolanması, kolay olması lazım. Bunları sağlıyoruz. Demin de dediğim gibi mutfak küçükse tezgahı büyütüyoruz. O ev çok küçükse bu daha duvardan açılan bir yatak mekanizmasıyla duvarı yatağa tekrar kaldırdığınızda bu daha buradan da masayı çekiyorsunuz. Aynı metrekareyi bazen yatmak, bazen yemek yemek ya da çalışmak için kullandığınızda size böyle sıkıcı ve konforsuz değil. Metrekare yetiyor. Ama aynı metrekareyi iki defa kullanıyorsunuz. O zaman küçük bir ev işlevi yani size gereksinimi anlamında büyümüş oluyor. Müteahhit metrekare maliyetlerinden dolayı kazanmış oluyor. Evi alan ekonomik daha görece, daha ekonomik bir şey almış oluyor. Ancak bütün ihtiyaçlarını da sorunsuz çözmüş oluyor. Yani valize olmayan ya da ütü masası olmayan bir ev yok. Ev küçük de olsa bunlara çözüm bulmanız lazım gibi. Türkiye turizmde de atağa kalktı. Özellikle bu sene özellikle 52 milyon turist bekleniyor. Otellerde de çözümler üretiyorsunuz öyle tabii, değil mi? Tabii ben eski turizmciyim. Üniversiteden sonra ilk turizmle başladım. Otel ve incoming'de tecrübem var. Turizm tabii Türkiye'de kaç yıllık bir hayalimiz yani. Turizmde temel avantajlardan bir tanesi kültürde misafir kıymetli. Evet. Yani bize hiç öteki muamelesi yapmayız yani. Bütün misafir başımızın tacıdır. Hatta en uzak yere doğuya giderseniz misafiri en uzak yere oturturlar. Üzerine oturmamayın derler. Hani sen kıymetlisin, baş yere seni oturduk diye. Ege'de de, Karadeniz'de de her yerde böyledir. Misafir kıymetlidir. Tabii turizmin gelişip geldiği yere baktığımızda eskiden tek tip sadece deniz vardı. Şimdi kongre turizmi, dağ turizmi birçok çeşitlendi. Ve her gelen Türkiye'deki bu bence tabii ki o canım tesisleri falan görüyor ama o hizmetteki insanın gönülden yaptığı hizmet. Hani o tamam maaş alıyor belki oradan ama misafirine davranıyor gibi davranıyor. Yani görenler buraya bir daha geliyor. Yani eminim Türkiye turizmde en büyük yerlerden biri olacak dünyada, destinasyonlardan biri. Bunun yanında tabii otel mobilyasının, restoran mobilyasının her yerin sağlamlığı, işlevselliği de bir konu. Yani ses çıkarmaması, bozulmaması, konforlu olması. Hem evde hem otelde böyle ışığı mobilyanın dördüncü boyutu diyoruz. Gösteririm de size showroom'da. Işığı doğru kullanırsanız mobilyanın duygusu, size verdiği duygu değişiyor. Yani böyle aydınlık beyazdan bir düğmeye basıp loş sarıya geçtiğinizde ışığın bu üzerinize yaptığı baskı kalkıyor. Erkek olarak da seviyorsunuz, kadın olarak da seviyorsunuz. Şimdi otele geldiniz, yorgunsunuz, makyaj yapıyorsunuz, kadınsanız, bir şeyseniz bir düğmeye bastınız, içerisi loş oldu. Bu aynı şey evdeki salonda da geçerli. Otellerde elektronik kilit sistemlerinden tutun da yangın kapısı panellerine kadar, yangın kapısı donanımlarına kadar her ürünü veriyoruz. Banyoda vitrifiyelerden tutun da işte bu balo salonlarında kayar katlanır büyük duvar sistemlerini veriyoruz. Oteller, 500 otellerde çok yüksek pazar payımız var. Türk
Türkiye'nin mobilya sektöründe yerleşik bir kapasitesi var. ABD Ticaret Bakanı'nın da geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyareti oldu. Ticaret savaşları var. Türkiye Çin'in yerini alabilir mi? Kesin alır. Kesin alır. Yani yarının Çin'i Türkiye. Benim bu yönde çok böyle inançlı bir beklentim var. Neden derseniz işim gereği birçok ülkeye gittim, geldim, gidip geliyorum. Türkiye'nin bir eksiği yok. Türkiye'nin genç bir nüfusu var, Türkiye'nin limanları var. Türkiye'de üretilmeyen bir şey yok. Türkiye'de cam bardağı, araba, motor, uçak, tren, ne, her şey üretiliyor Türkiye'de. Ve iş gücü hızla yetişiyor. Yani Türkiye'nin modernizasyonu ve ihracatı çok yakın bir tarih. Yani 30 yıl yoktur, 35 yıldır Türkiye bir silkinme içinde. Ticaret savaşlarının geriye sarmasını pek beklemiyorum ben. Çünkü çok bu Amerika ve Çin karşılıklı güveni kaybettiler. Güven kolay kolay bir daha yerine konmaz. Çin'deki yerleşik kapasite ve beceriyi ikame edecek yani tek ülke Türkiye. Ancak bir Çin kadar yapamayız bunu. Çin bizden çok daha büyük bir kapasiteye sahip. Ancak Çin'in yerini Avrupalı ülkeler ya da uzak doğulu ülkelerden ziyade Türkiye dolduracaktır. Türkiye buna kapasite olarak hazır. İhracat olarak tekstilde, otomotivde kesinlikle tam tamına hazır. Mobilyada yoldayız, gidiyoruz o yolda. Kalite, işte bu kalite belgeleri %100 yalın yönetim, üretimden gelen maliyetten gelen avantaj. Yani rekabetçilik, karsızlık ya da ucuz mal kullanmadan, kalitesiz mal kullanmadan değil, verimlilikten geldiği zaman Türkiye burada da haklı yerini alacaktır. Yeni Ankara'daydım 2 hafta evvel. Yani gördüğüm şeyler çok ümit vericiydi. Yani robotlar, lazerler uçuşuyor havalarda. Bu sektör kesinlikle bu kaliteyle, bu beceriyle Çin'in de yerini alır, İtalya'nın da yerini alır. Neredeyse mobilyada İtalya en hakim üreticilerden biri. İtalya ve Almanya ve Polonya. Türkiye uzak doğu fiyatlarına yakın İtalyan kalitesi ürün yapıyor. Tasarım dahil konuşuyorum. Bu sadece alır, pazar alır. Yani mobilya işi dünyada Türkiye'ye geçer. Ben çok inançlıyım. Evet. Sektörde de 9 ayı geride bırakmak üzereyiz aslında. Büyüme rakamlarınız nasıl? Halktan ürünlerinizde talep var mı? Var. Çok şükür. Bizde bir büyüme var. Büyüme ama talebin bizi tercih etmesinden geliyor. Hafele konsept proje konut tarafında çok hızlı büyüyor. O bizi doğal olarak büyütüyor. Evet. İhracatçı mobilya firmaları markamızın küresel gücünü sadece küresel tanımamızla değil, dünyanın herhangi bir yerinde yedek parça ya muhtaç kaldığında biz her yerde olduğumuz için bizi tercih ediyor. Bu yüzden biz bütçemizin üzerinde bir büyümeyi götürüyoruz. Tedarikçi geliştirme programınız da var. Özellikle var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Seve seve. KOBİ'leri için neler yapıyorsunuz efendim? Ben o Türkiye'nin Çin'in yerini alacağındaki kastım Çin dünyanın üretim fabrikası gibi bir ülke. Evet. Biz bunu Türkiye olarak doldurabiliriz. Otomotiv sektöründe büyük firmalar İşte balata için, akü için, kablo için, koltuk için, cam için birçok tedarikçi geliştirdi Türkiye'ye. Ve şu anda Türkiye'de üretilen arabalar çok yüksek oranda yerli ve milli ürünlerle üretiliyor. Ve tabii otomotiv sanayi dünyada çok önemli. Türkiye'nin, hatırlarsınız ben küçükken böyle arabalar o kadar kalitesizdik ve sıralar beklenirdi. Sonra rekabete açıldı. Şimdi Türkiye otomotivde en büyük ihracatçı sektör otomotiv oldu. Evet. Bunu biz de aksesuar ve donanım tarafında yapmaya çalışıyoruz. 28'di, 4 daha geldi, 7 daha geliyor. 40 küsür firmayı dünyaya Hafele kalitesinde ürün üretir hale getirmeye çabalıyoruz. Onlarla beraber bu bir yolculuk gibi, varılıyor gibi çıktık vardık desem yanlış olur. Ancak her ay daha gelişiyor, daha güzelleşiyor ve hacmen artıyor. Yani 28 ülkeye ihracatı başladı. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Arge ve İnovasyon'un gayrimenkulle birleştiği eşsiz tasarımları Hafele Türkiye ve Bölgeleri İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun'la konuştuk. Evin yolu devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra markalı konut projelerinin
%10'u yabancı yatırımcılara satıldı. Konut stoklarındaki erime hızı ise son 5 ayın zirvesinde. Markalı konut projelerinde satışların %10'u yabancı yatırımcılara yapıldı. Reydin Göder yeni konut fiyat endeksi Ağustos 2019 sonuçları açıklandı. Endekse göre Ağustos ayında %3,18 olarak kaydedilen stok erime hızı son 5 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %10'unun yabancılara yapıldığı Ağustos ayında fiyatlar bir önceki aya göre %0,43, geçen yılın aynı dönemine göre ise %2,80 oranında arttı. Yeni konut fiyat endeksinde Ağustos ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0,48 oranında artış, 2+1 konutta %0,52, 3+1 konutta %0,32 ve 4+1 konutta %0,43 oranında nominal artış yaşandı. Ağustos ayında peşinat kullanımı %41, banka kredisi kullanımı %15 ve senet kullanım oranı %44 seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında peşinat kullanımı %42, senet kullanımı %45, banka kredisi kullanımı ise %14 oranında gerçekleşmişti. Öte yandan Ağustos ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı stoklarda %3,18 oranında erime gözlendi. Ağustos ayında satışı gerçekleştirilen konutların %56'sı bitmiş, %44'ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Üniversite öğrencilerinin kiralık ev arayışı konut piyasasını hareketlendirdi. En çok hareketlenen bölgeler arasında Ankara, Eskişehir ve Bursa yer alırken en çok tercih edilen konut tipi ise 1+1 ve 2+1 olarak ön plana çıkıyor. Öğrenciler kiralık konut piyasasını hareketlendirdi. Veriler öğrencilerin en çok 1000-1500 liralık konutları kiralama eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. En çok tercih edilen konut tipleri ise 1+1 ve 2+1 konutlar. Kiralık konut piyasasının hareketlendiği bölgelerin başında Ankara'da Çankaya ve Mamak, Eskişehir'de Tepebaşı ve Odun Pazarı, Bursa'da Nilüfer ve Osman Gazi, Antalya'da ise Kepez ve Konyaaltı geliyor. Öğrenciler İstanbul'da Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'ü, İzmir'de ise Karşıyaka, Buca ve Karabağları tercih ediyor. Ankara'da en çok tercih edilen lokasyonlar arasında yer alan Çankaya ve Mamak'ta kiralık konut fiyatları 500 liradan 5000 liraya kadar uzanıyor. Gözde üniversite şehirleri arasında önde gelen Eskişehir'de yer alan kiralık konutlarsa geniş fiyat aralıklarıyla dikkat çekiyor. Tepebaşı cazip kiralık konutlarıyla öğrencilerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Tepebaşı'nda ortalama 500 liraya 1+1 kiralık konut bulunabiliyor. Öğrencilerin diğer tercihi olan Odun Pazarı ise 1000 lirayla 1500 liradan oluşan kiralık konut seçeneklerine sahip. Yoğun öğrenci nüfusuna sahip Bursa ise geniş bir kiralık konut portföyüne sahip. Bursa'da öğrencilerin en çok tercih ettiği lokasyon olan Nilüfer'de kiralık konut fiyatları 1000 liradan 2500 liraya kadar uzanıyor. Osman Gazi'de Nilüfer'e benzer bir eğilim sergileyen yerlerin başında geliyor. Öğrenciler Osman Gazi'de 1000-1500 lira bandında 2+1 ya da 3+1 kiralık konut bulabiliyor. Öğrencilerin turizmin başkenti Antalya'da en çok tercih ettiği lokasyonların başında Kepez ve Konyaaltı geliyor.
Kepez ve Konyaaltı'nda kiralık konutlarda fiyatlar 500 liradan 2500 liraya kadar uzanıyor. Büyük şehirler arasında öğrenci nüfusuyla en çok dikkat çeken illerin başında gelen İstanbul'da her bütçeye uygun kiralık konut seçenekleri mevcut. İstanbul'da Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy öğrencilerin favori semtlerinin başında geliyor. Kiralık konut fiyatlarının diğer illere göre daha yüksek bir bantta seyrettiği İstanbul'da kiralık konutlar 2500 liradan 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Merkezi konumuyla dikkat çeken Beşiktaş'ta 1000 liraya 1 artı 1 kiralık konut bulmak mümkün. Fiyatlar Şişli ve Kadıköy'de ise ortalama 2500 lirayla 5000 lira arasında seyrediyor. Bakırköy'de ise kiralık konutların fiyatları 2500 ila 5000 lira fiyat bandında yer alıyor. İzmir'de Karşıyaka, Buca ve Karabağlar öne çıkan lokasyonlar arasında yer alıyor. Karşıyaka'daki kiralık konut fiyatları 1500-2000 lira fiyat bandında yer alıyor. Karabağlar ve Buca ise daha cazip seçenekler sunuyor. Buca'da 1 artı 1 konut arayışında olan öğrenciler ortalama 500 lirayla 1000 lira bandında kiralama yapabiliyor. Karabağlar ise 1000 liradan başlayan kiralık konut portföyüyle öğrencilere alternatif kiralık konut seçenekleri sunuyor. Öte yandan Eskişehir, Aydın, Bursa, İzmir ve Ankara'daki sıfır satılı konut projeleri özellikle üniversite okuduğu yerde iş hayatını devam etmek isteyen öğrenci ailelerine de cazip yatırım fırsatları sunuyor. En uygun metrekare fiyatına sahip konutların yer aldığı Aydın'da Efeler 2333 lira metrekare birim fiyatıyla listenin başında yer alıyor. Aydın'ı ortalama 3225 lira metrekare birim fiyatıyla Bursa Nilüfer ve 3455 lira metrekare birim fiyatıyla Eskişehir Odunpazarı izliyor. İzmir ise geniş bir satılık konut portföyü sunuyor. 4606 lira metrekare fiyatıyla Bornova, 4107 lira ortalamayla Buca ve 3890 lira ortalama metrekare fiyatıyla Çiğli listede yer alıyor. Ankara Çankaya ise en yüksek metrekare fiyatına sahip. Çankaya'daki konutlar 5026 lira ortalamayla dikkat çekiyor. Cazip yatırım fırsatlarıyla dikkat çeken sıfır konut projelerinde Eskişehir 145 bin liradan başlayan fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Eskişehir'i 150 bin lira ortalamayla Ankara ve 182 bin 500 lira ortalamayla Bursa izliyor. İzmir 205 bin liradan başlayan fiyatlarla sıfır konut projeleriyle öne çıkarken İzmir'i 225 bin lira fiyat ortalamasıyla Antalya izliyor. Dünya mutfaklarındaki porselenler, tabaklar, bardaklar, hatta tencere ve tavalar Türkiye'den gidiyor. İngiltere'den Fas'a, Güney Afrika'dan Avustralya'ya kadar birçok mutfağı Türk ürünleri süslüyor. Türk ürünlerinin dünya pazarındaki yerine, iç pazardaki gelişmelere bugün Zücex Fuarı'nda sizler için biraz daha yakından baktık. Sektörümüz geçen yıl 4.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 1.1 milyar dolar da ithalat gerçekleştirdi. Toplamda 3.6 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Bu yılda hedefimizi %15 büyüterek 5.4 milyar dolar olarak belirledik. Bunun da ilk 6 ayına baktığımızda bu yıl 2.5 milyar dolar seviyesindeyiz. Bu varlığımızla beraber hedeflemiş olduğumuz 5.4 milyar seviyesine çıkacağımızı düşünüyoruz. Bu fuardan da 1.5 milyar dolarlık bir ciro hedefimiz var. Bugün görüştüğüm bütün firmalardan da çok güzel geri dönüşler alıyorum. İnşallah üzerine çıkacak gibi duruyoruz. Sektörümüz cam, porselen, seramik, plastik, çelik eşya, elektrikli ev aletleri, ahşaptan yapılı mamulden hediyelik eşyaya kadar birçok alanı kapsıyor. Bunların içerisinde ihracatımızda en büyük payı sektörümüzü nispeten ilgilenen endüstriyel mutfak kesimi sağlıyor. Daha sonra küçük ev aletleri, plastik eşyalar sırasıyla devam ediyor. Sektörümüzün en çok ihracat yaptığımız bölümü. %50 ihracatımızı gururla söylemek gerekirse Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Standarta, kaliteye o kadar önem veren Avrupa Birliği'ne %50 ihracat yapabiliyor olmak demek, Türkiye'deki
züccaciye sektöründeki firmaların ne kadar kaliteye önem verdiği ve yatırım yaptığı anlamına geliyor. Geçen yıl ihracatımızın en büyük kısmını İngiltere'ye yaptık %10'la. Daha sonra sırasıyla Almanya, Fransa, İtalya, İsrail ve ABD'ye gerçekleştirdik. Burada dikkat etmesi gereken konu ABD pazarı en son saydım. Toplam geçen yıl 170 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik ABD'ye. Bu da toplam satışta %4'lük bir ihracat kalemimize denk geliyor. Dünyada en büyük alıcı konumundaki ABD'ye %4'te kalmamız çok doğru değil. Özellikle şu an Çin'le yaşanan ekonomik ve siyasi problemler bütün dünyanın gibi bizim gözümüzü de ABD pazarı üzerine yoğunlaştırdı. Bu yıl ABD'ye özel bir önem veriyoruz. Önümüzdeki yıl itibariyle ABD bizim pazarımızda en büyük pay alan ülkelerden bir tanesi olacak inşallah. Çin bizim de geçen yıla kadar %50 aslında ithalat yaptığımız ülkelerdeydi. Bu yıl yani 2017'de 2018 için %40'lara seviyesine düştü. Biz de artık Çin'deki fuarlara kendi sektörümüzdeki birçok firma katılıyor. Çin'e de ürün ihraç eder duruma geldik. Dünya pazarında Türkiye bir Avrupa Birliği, Avrupa ülkesi olarak ve gözüküyor. Kalitesinin de kanıtlamış durumda. Dolayısıyla daha da üzerine gidiyoruz. Bu 30 yıllık fuara geçmiş olmak, 30 yıldır kendisini ispat etmeye çalışan, kendisini anlatmaya çalışan firmaların var olduğunu gösteriyor. Türkiye bu 30 yılda çok yol kat etti. Bu fuar geçtiğimiz günlerini çok net hatırlıyorum. Ben bu 30 yılında hatırlıyorum yaşım icabı. Yani nereden nereye geldiğimizi çok net görüyorum. Bu fuar Taksim'de otoparkın altında, tepe başında, işte Mecidiyeköy'de bir binanın alt katında, sonra otel lobilerinde gibi yerlerden başlayarak bugün 100 bin metrekarelik alanlara geldi. Ve dünyanın birçok yerinden yıllardır ithal ettiğimiz ürünlerin birçoğunun üretilerek sergilendiğini gördüğümüz bir fuar haline geldi. Dekorasyonlarımıza baktığımızda dünyanın çeşitli ülkelerinde gezdiğimiz fuarlardan hiç farkımızın olmadığı, hatta çok da ileri olduğumuzun görünüşü var. Bu da çok gurur verici. Her sektör çok yol almış. Paslanmaz çelik üreticiler, porselen üreticileri, cam üreticileri, plastik üreticileri, hepsi, bütün sektör temsilcileri işi çok ileri götürmüşler. Tasarıma çok emek veriyorduk. Biliyorsunuz biz birlik olarak 14 yıldır, 15 yıldır tasarım yarışması yapıyoruz. Bu tasarımın önemini algılamışlar, marka olmanın önemini algılamışlar. Dolayısıyla inovasyon yapmanın, yeni ürün yapmanın değerini anlamışlar. Yapılan elektrikli ev aletleri, bunlar evvel hep ithal ettiğimiz ev aletlerinin hepsinin neredeyse Türkiye'de yapılır olduğunu gördüm. Bunların da önümüzdeki günlerde çok katkısı olacak. İnşallah bu elektrikli ev aletlerinin ara mamulleri dediğimiz motorları, kabloları, takım elektronik parçalarının da Türkiye'de yapılmasını sağlayarak, birlikte yapılmasını sağlayarak tekrar bu işe bir yol vermiş olacağız sektör olarak. Yani fuar bence çok başarılı başladı. Açılışından itibaren gördüğüm birçok yabancı ziyaretçi var ki bunlar şeylerde, firmalar da söylüyorlar. İnşallah ihracatımıza katkı koyacak. Tabii 4,5 milyar dolar ihracatın bu fuardan biz %25'ini alsak, 1 milyar dolarlık bir ihracat koyabilsek hedeflerimize yaklaşacağız inşallah. Tabii bu arada başka konularımız da var. Yani ihracatımızı biz çok çeşitli ülkelere yapabiliyoruz. Türkiye İtalya'dan Çin'e kadar şu anda dünyanın en önemli tedarikçi ülkesi. Yani İtalya'daki fiyatlar, İtalya'daki standartlar daha yüksek, Almanya'daki standartlar, fiyatlar daha yüksek ve bizim kapasitemiz daha yüksek ama standartlarımız ve kalitemiz onlara uygun. Nakliye açısından çok doğru bir noktadayız. Avrupa'nın her yerine 4 günde mal gönderebiliyoruz. Dünyanın her noktasına en fazla 10 günde mal yollayabiliyoruz. Büyük miktarlarda sipariş almak gibi kaygımız yok. İstedikleri bütün ürünleri yapabiliyoruz. Yani Türkiye'nin hem fiyat olarak, hem lojistik olarak, hem standartların yüksekliği açısından çok büyük avantajı var. Bunu bütün sektör farkına vardı. Hep birlikte bu işi yürüteceğiz. Hem birlik olarak destek olacağız. Hem Züccaciler Derneği, Züccü olarak destek olacağız. Başka derneklerimiz var. Onlar da destek olacaklar bu konuya. El birliğiyle bu sektörü inşallah 10 milyar dolarlara taşıyacağız 2023 yılına doğru. Amerika ile Çin'in karşılıklı anlaşmazlıkları başladığı günden beri sektör olarak bu işin farkındayız. O zaman dilimine ilk de var. Şubat'ta bir fuarımız vardı. Amerika'daydık. Amerika'daki fuarda biz bunu çok iyi işlemeye çalıştık.
Amerika'daki fuarlarda bize verdikleri alanları beğenmediğimizi, daha düzgün alanlarda olması gerektiğini onlara anlattık. Niye diye sordular. Dedik ki bakın önümüzdeki günlerde sizin ithalatlarınıza bir takım maliyetler meydana gelecek. Bu maliyetleri göreceksiniz. Dolayısıyla biz size lazımız. Biz sizin B planınız olabiliriz. Bütün satın alıcıların maliyetlerin artmış olması Amerikan pazarında bir enflasyona sebebiyet verebilir fiyat artısından dolayı. Bunu muhakkak gözden geçirin dedik. Biz bunu satın alıcılara da anlatmaya çalıştık o fuarda. O fuarda anlattıktan sonra da Amerika'daki büyük satın alıcıların tabii zaman içerisinde Çin'le olan ilişkiler daha da kötüye gitti. Daha da gümrüklerin artanları oldu. Şimdi Amerika pazarında büyük alıcılar bizlerle ilişkiye geçiyorlar. Biz İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçılar Birliği olarak bir tanıtım grubundan bir fon çıkarttık. Biz Amerika'nın 5 bölgesinde Türk malı ürünlerle, Türk mutfak cihazlarıyla ve Türk mutfak ekipmanları, sektörü ekipmanlarıyla oradaki meşhur aççılarla bizim aççılarımızı bir araya getirip çeşitli aktiviteler yapacağız. Ve bu aççıların sosyal medyası güçlü olanlarını seçiyoruz. Milyon adet takipçisi olan aççılar var. Milyon adet takipçisi olan ev hanımları var Amerika'da. Hanımlar tarafından takip edilen, aççılar tarafından takip edilen. Onlarla bir takım programlar yaparak onları sosyal medyada anlatıp Türk mutfak eşyalarına bir algı yaratacağız. Çünkü yıllardır 50 milyar dolarlık mutfak ithalatının %80'ini Çin'den yapıyorlar. Dolayısıyla Çin mutfak malzemeleri kültürü oluşmuş orada. Onu yıkmamız lazım. Bir takım teknik farklılıklar var. Onları halletmemiz lazım. Amerika pazarının üzerindeyiz. Şu anda yaptığımız ihracat çok az. 150-160 milyon dolar civarında ihracat yapıyoruz. Çok kısa zamanda biz bunu 2 misline çıkartacağız. 3 misline ve 4 misline çıkartacağız. Biz bu 100 milyar doların içerisinde inşallah bir 2 milyar dolarla yer alırız diye düşünüyorum. Bu fuar, daha doğrusu züccaciye sektörü zaten ihracatı hedefine koymuş. Toplam ihracatı toplam ithalatından fazla olan ve Türkiye'nin pozisyonu itibariyle de hem Avrupa hem Orta Doğu, yukarıda Rusya, dünyanın birçok bölgesinde, Afrika'ya keza sektöründe ihracat yapan önemli markalarımızın oluşturduğu bir organizasyon, bir fuar. Toplamda bugün bu fuara katılan 570 tane firmamız var. Bu 570 firma 30 binden fazla ziyaretçi bekliyor. Ve sektörün geneline baktığınız zaman da bizim dünya fuarlarına da giden markalarımız, Almanya'daki Frankfurt Ambient olsun, Chicago olsun, Çin, Hong Kong olsun, bütün bu sektörümüzün önemli fuarlarına katılarak orada hem varlığımızı gösteriyoruz hem de markalı ihracat yapıyoruz. Zaten sektörün gelişebilmesi, ihracatın daha iyi katma değer alabilmesi için de markalı ihracatın artması gerekiyor. Dolayısıyla bugün buradaki bu toplantı, bu organizasyon, bu toplanma diyelim daha doğrusu, daha doğru bir kelime olacak, sektörümüz için çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Çünkü yabancıların ciddi anlamda bir ziyareti söz konusu. Züccaciye sektörünün bir elektrikli ürünleri, bir elektriksiz ürünleri var. Tabii ki elektriksiz ürünlerde tasarım, renk, farklılık, dayanıklılık çok ön plana çıkıyor. Elektrikli ürünlerde de ürünün sizinle ne kadar dijital ortama uyumlu, ne kadar sizi IoT dediğimiz akıllı makineler, bütün bunlar aslında kullanımı daha çok arttırıyor. Bir de Türkiye'nin çok önemli bir geçmişi var. Baktığınız zaman Türk mutfağı bugün dünyada hak ettiği yerde değil. Türk mutfağının birçok gıdası sağlıklı ama biz bunları istediğimiz kadar dünyaya çıkartamıyoruz. Bir ayranımız var. Gayet sağlıklı bir içecek ama dünya menülerinde ayranımızı göremiyoruz. Dünyada kahvenin ticareti petrolden sonra en çok yapılan emtia pozisyonunda. Bir günde 3 milyar fincan kahve içiliyor ama Türk kahvesi bunun sadece %10'u. Şimdi Türk kahvesini dünyaya konuştuğunuzda, bunun makinelerini dünyaya götürebildiğinizde katma değer anlamında da bir kere daha yüksek bir kilo başı değerle ürünü satabiliyorsunuz. Dolayısıyla teknolojiyi, dijital ürünleri, akıllı ürünleri içine alabildiğimiz sürece, ürünlerimizin yanına tasarımı koyabildiğimiz sürece marka değerimiz yukarı doğru gittikçe kilo başı sattığımız ihracatın da değerini yukarı almış oluyoruz. İhracat planına baktığımız zaman 17 tane ülkeyi hedef olarak görüyorsunuz. Bu ülkelerden 2 tanesi Amerika ve Çin. Dünya ticaretinin zaten önemli oyuncuları. Türkiye'nin bu iki ülkeye de, iki bölgeye de, yani Asya Pasifik bölgesine de,
Amerika kıtasına da ihracatı bir Avrupa kadar değil. Şöyle ki bugün ihracatımızın %52'si Avrupa Birliği ülkelerine. Geri kalanını biz bu ülkelere yapmamız lazım. İşte bunların bir tanesi Amerika, bir tanesi de Çin. Çin'de de 2 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu ziyaret ve sonrasındaki gelen heyetlerle yaklaşık 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bekleniyor. Bizim yıllar içerisindeki ihracatımız Çin'e 3 ila 4 milyar dolara geçemiyor. Dolayısıyla şu andaki 20-25 seviyelerini ikiye katlamak ama bunun esas döngüsünün de bizim ihracatımız olmasını hedefliyoruz. Aynı şekilde Amerika için de bu geçerli. Amerika ile olan dünya ticaretimiz aslında baktığınızda çok düşük. Dünya ticaretinden aldığı payımızın da altında kalıyor. O yüzden bunun iyileşmesini de biz arzu ediyoruz. Züccaciyenin şöyle bir avantajı var. Dünya züccaciye ticareti içerisinde Türkiye'nin aldığı pay, Türkiye'nin dünya ticaretten aldığı paydan daha yukarıda. Dolayısıyla daha iyi bir noktadayız. Bunu arttırmak için markalaşma, tasarım, dizayn ve daha etkin ürünlerle, daha güzel ve fonksiyonel elektrikli ürünlerle bu pazara girme şansımızı yüksek olarak görüyorum. Uluslararası bir fuar olduğu için ve 30.sü düzenleniyor. Sürekliliği de çok önemlidir bu fuarların ve sofra sektörü için önemli fuarlardan bir tanesi dünya genelinde. Bu nedenle evet iç pazar müşterilerimizi bekliyoruz, mevcut müşterilerimizi bekliyoruz. Ancak bu fuarların her zaman için en büyük beklentisi yeni ve yabancı müşterilerin kazanılmasıdır. Çok yeni başladık. Bugün başlıyoruz fuara. Bu 4 gün bize neler getirecek bilmiyorum. Ancak şunu tabii ki temenni ediyoruz. Sadece kendi şirketimiz için değil, bütün şirketler için bu fuara ya da diğer fuarlara katılan bütün şirketler için ihracat kaçınılmaz bir şey. Hele ki bizim gibi üretim kapasitesi çok yüksek olan şirketler için ihracat olmazsa olmaz. Neredeyse üretiminizin yarısını ihraç edebiliyor olmanız lazım ki bu gemiyi sağlıklı bir şekilde başka başka limanlara götürebilelim. Dolayısıyla heyecanla biz de bekliyoruz. Umut ediyorum ki ilginç ülkeler gelir ama küçük rakamlarla değil, ihracat hacminin ülkemiz adına da yüksek olabileceği rakamlarla satış yaparız. Çünkü ihracat her zaman için şirketler için şunu garantiliyor. Büyük rakamlarla üretim yapabiliyorsunuz. Bu da sizin verimliliğinizi ve kalitenizi artırıyor. Biz bu nedenle biraz daha tercih ederiz ihracat müşterilerini. Çünkü ürünü üretmeye başladığınız zaman ne kadar çok üretirseniz eğer o kadar çok kalitenizi yükseltirsiniz, veriminizi yükseltirsiniz ve sistemi bozmadan devam edebilirsiniz. Bu nedenle heyecanla bekliyoruz fuarın bize kazandıracağı yeni müşterilerimizi. Evet, 72 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunların çoğunluğu Avrupa ülkeleri ama bununla beraber ilginç bir şekilde Türkiye için güzel bir pazar. Latin Amerika ülkeleri bizim ürünlerimize çok büyük ilgi gösteriyor. Orta Doğu pazarı zaten hep ilgili. Ancak hep şunu belirtmeye çalışıyoruz. Biz ne kadar çok ülkeye ihracat yaptığımız değil, o ülkelerdeki varoluş rakamlarımız. O ihracat rakamlarının ne kadar yüksek olduğu bizler için önemli. Elbette ki pazarlar da farklı farklı. Bir ülkenin beğenisi, formlara bakış açısı, formların ölçüleri, renklere karşı bakış açıları bambaşka. Dolayısıyla biz farklı farklı pazarlara da üretim yapmaya çalıştığımız için ve bunu büyük üretim rakamlarıyla, hacimleriyle yapmaya çalıştığımız için bize elbette ki zorlayan bir şey. Ama ülkelerin gelenekleri, görenekleri, yemek alışkanlıkları her biri birbirinden farklı. Biz de o sektörlerde olmaktan, yurt dışına gittiğimizde restoranlarda bizim markamızı görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İhracat aslında evet firmalar için büyük bir başarı göstergesidir ama aynı zamanda kendi adımızla yapabildiğimiz ihracat ülkemiz için büyük bir ivmedir. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz.
züccaciye sektöründe, daha doğrusu ev grubunda, ev mutfak grubunda Türkiye dünya standartlarıyla yarışabilen, hem teknolojik üretim konusunda hem de modern ve dizayn konusunda her türlü dünya markalarıyla yarışabilen bir duruma gelmiş bulunmakta. Şu anda bulunduğumuz fuar 30.sı gerçekleşmekte. Dünyanın en büyük 3. fuarı olarak nitelendiriliyor. Hem ziyaretçi sayısı anlamında hem de katılımcı anlamında baktığınızda çok verimli bir fuar. Bunun en büyük sebebi de kendi üretimlerimizin bu kadar yüksek olması ve kaliteli bir üretimle devam etmemizden dolayı. Biz mutfak sektöründe hem dernek olarak hem firmalar olarak dünya trendlerini, dünya fuarlarını çok iyi takip ediyoruz. Dünyada üretim standartlarını yakalamış durumdayız. Bunlar birebir dünyayla rekabet şansımızı, bilhassa uzak doğuyla bile rekabet şansımızı son derece ileri noktaya götürüyor. Tabii bunun yanında hükümetimizin de üreticiye verdiği destekler var. Yani bu destekler sürdüğü sürece üretimimiz daha da gelişecek, daha da büyüyecek ve dünya mutfak sektöründe zaten çok söz sahibiyiz. Daha da ileri boyutlara makası açarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Evin Yolu programının bu haftalık da sonuna geldik. Haftaya yepyeni bölüm ve konularla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.